Azat savunuyor. Mahkemenizde konuşmamaya karar vermiştim. Çünkü bu mahkemelerden bizim bir ümidimiz, bir isteğimiz, bir şikayetimiz yok. Bize göre bu mahkemeler yolumuzun üzerinde duran birer engeldir. İşte ister istemez buralara getiriliyoruz. Aslında bizim buralara hiç uğramadan doğrudan zindana gitmemiz gerekir. Mevlana Ebu'l-Kelam Azad'ın Hindistan'daki İngiliz mahkemeleri önündeki tarihi savunması böyle başlar. Böyle başlar zulmün ve acımasızlığın karşısında başını dimdik tutmaya Azad. Susun! Susun! Maksadımız kendimizi savunmak, haklı çıkarmaya uğraşmak değil. Sadece dünya kamuoyunu gerçeklerden haberdar etmeye çalışmaktır. Yoksa biz bu İngiliz mahkemelerine karşı kesin kes bir boykottan yanayız. Bizim verilecek cezadan korktuğumuz, bu durumdan yakamızı sıyırmak istediğimiz zannediliyor. Ya da şayet tavrımızı değiştirirsek İngiliz mahkemelerinin bize lütufta bulunacağına inandığımız şayiası yayılıyor. Asla. Biz Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı ilişki kesme siyasetini ve bu siyaseti izleyenlerin yolunu dosdoğru ve emin bir yol olarak görüyoruz. İşte bu emin yolun uğrunda burada karşınızdayız. Bunun karşılığında şuraya, ortalık yere başımızı koymak istenecekse bile. Susun! Susun! Size işte bu Azad'ın öyküsünü anlatmak istiyoruz. 20. yüzyıla imzasını atan sıradan direnişçilerden birinin, bir yazarın, bir mücahidin, bir hatibin, bir Müslümanın öyküsü. Azad'ın öyküsü. O Azad ki Hindistan'ın geniş coğrafyası üzerinde Allah'ın dini, adaletin tesisi ve özgürlüğün büyüleyici rüzgarları uğrunda çalışmış, zindanlara düşmüş biri. Orada, doğunun büyüleyici ülkesi olarak bilinen Ganj Nehri'nin bulanık suları ile hayat bulan Hindistan'da. Hint Yarımadası'nın Müslümanlar tarafından ne zaman fethedildiği konusunda birçok olaydan bahsedilir. Kesin olarak bilinen bu zengin yarımadaya İslam dininin özellikle dervişler, sufiler, arifler ve ticaret kervanlarıyla ulaştığı, taşındığıdır. Birçok farklı dinsel inancın birbirinin içine girmiş bir şekilde yaşandığı Hint Yarımadası'nda İslam, özellikle mutasavvıfların ruha yönelik metotları sayesinde kısa zamanda artan bir coşkuyla yayılmış ve kabul görmüştür. Hint Yarımadası'nın gerçek anlamda ve bütüncül olarak İslamlaşması için en büyük çabayı Halife Ömer bin Abdülaziz göstermiştir. Ömer bin Abdülaziz çeşitli yollarla Hint Yarımadası'na
İslam dininin özelliklerini taşımış ve insanlara haberdar etmiştir. Ey yüce melikim, elimde size gönderilmiş bir mektup var, şimdi getirdiler. Ya, kimden gelirmiş bu mektup? Müslümanların halifesi Ömer bin Abdülaziz'den. Demek halifeden ha. Ne istiyormuş bizden Müslümanların halifesi bakalım? Bizi İslam dinine davet ediyor melikim. İslam dinine davet ediyor öyle mi? Daha başka? Şayet İslam'ı kabul edersek, tıpkı Müslümanlar gibi muamele göreceğimizi, çünkü bütün Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu söylüyor. Ve ilave ederek şunları söylüyor. İslam'da üstünlük ancak Allah korkusuyla ölçülür. Ve buna da ancak Allah karar verebilir. Ya kabul etmezsek İslam dinini? Bütün insanların sahip olduğu haklara sahip olacağımızı, özgür olacağımızı, hukukumuzun korunacağını söylüyor. Bu mektup sadece bize mi gönderilmiş danışmanım? Hayır yüce melikim. Halife Ömer bin Abdülaziz, Hint Yarımadası'nın bütün meliklerine, onları da İslam'a davet eden mektuplar gönderiyormuş. Sonunda ne var mektubun? Allah'ın ayetleri efendim. Kur'an'dan bazı sözler. Oku bakalım sevgili danışmanım, oku. Elif, lam, mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan, müttakiler için kılavuz olan bir kitaptır. Ki onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet ve kurtuluşa erenler. Ömer bin Abdülaziz'in üstün gayretleriyle Hint Yarımadası kısa bir sürede İslam'ın hakimiyetine girdi. Bir İslam yurdu haline geldi. Artık Hint Yarımadası'nda İslam'ın müesseseleri faaliyete başlamıştı. Bu müesseseler zamanımıza dek sayısız ilim adamı, arifler, zahitler, fakihler yetiştirdi. İşte Lahorlu Dataganj. İşte Hoca Bahtiyar Kaki. İşte Şeyh Nizamettin Evliya. İşte Dekkanlı Hoca Gesu Taraz. İşte Bengalli Celaleddin Tebrizi. İşte Müceddit Ahmet Serendi. İşte Şah Veliyullah Dehlevi. İşte Muhammed İkbal. İşte Nedvi ve diğerler. Geçen zaman içinde Hindistan, yeraltı ve yerüstü servetleriyle büyük ün kazanıyor ve Batı'nın ilgisini çekmeye başlıyordu. Nihayet 1498 yılında Vasco de Gama başkanlığındaki bir Portekiz ticaret filosunun Hindistan'ı ziyaretiyle Batı sömürgeciliğinin ilk keşif kolu Hint topraklarına ulaştı. Zamanın hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti'nin Hindistan'a uzak olması Batılı sömürgecilerin işini kolaylaştırdı ve 18. yüzyılın ortalarında yarımada İngiliz sömürgesi haline geldi. Artık İngiliz İmparatorluğu'nun baskısı başlamıştı Hint Müslümanlarının üzerinde.
Bir asır süren bu baskılar sonucunda 19. yüzyılın ortalarında Hint Müslümanları ilk büyük ayaklanmayı gerçekleştirdiler İngilizlere karşı. Yıl 1857. Ancak İngilizlere karşı Hintli Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen 1857 ayaklanması, yerli Hindular tarafından desteklenmeyince zafere ulaşamadı. Müslümanlar bu ayaklanma sonucunda birçok şehit verdi. İngilizler hemen hemen bütün Müslümanların evlerine, yurtlarına el koydu. Bununla da yetinilmeyerek ileride doğabilecek daha tehlikeli sonuçlara karşın Hindistan'da Müslümanlara yönelik yeni bir eğitim politikasının uygulanması çalışmalarına başlandı. Yazınız. Bütün söyleyeceklerimi harfi harfine yazınız. Ve en kısa zamanda tatbikata konulmasını sağlayınız. Kesinlikle beklemeye tahammülümüz yok. Sayın Lordum, niçin böyle acele ediyorsunuz? Niçin kendinizi böylesine acil bir takım önlemler alma zorunluluğunda hissediyorsunuz? Ha, ne kadar düşüncesizsiniz. 1857 ayaklanmasını çabuk unuttunuz galiba. Eğer Hindular Müslümanlarla işbirliğine yanaşsaydı, şimdi ikimiz de dar ağacında sallanıyor olabilirdik benim sevgili katibim. Artık hükümetimizin de emriyle yeni bir takım önlemler alma zorunluluğundayız. Hem de hemen. Neler düşünülüyor Lord? Basit. Bizim kölemiz gibi görünen bu milyonlarca insan arasında mutlaka tercümanlığımızı yapacak ama onların dilini kullanacak bir topluluk yetiştirmek. Çözüm bu sevgili katibim. Affedersiniz ama... Açıklayayım. Yani eti ve kanıyla Hintli, görüşleri, zevki, düşüncesi ve isteğiyle İngiliz. Doğrusu böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim efendim. Gerçekten çok zekisiniz. Unutmayınız ki eğer zeki olmasaydım eğitim kurulu başkanlığına getirilmezdim. Fakat her şeye rağmen böyle bir şey gerçekleştirmek zor olmalı. Zor. Fakat imkansız değil. Şimdi lütfen söyleyeceklerimi yazınız. Eğitim kurulu başkanı Lord Macaulay'in Hindistan Müslümanlarına eğitim programı. Bu iş için gerekli kurullar oluşturulacak ve aşağıda beyan edilen hususların acilen gerçekleştirilmesi cihetine gidilecektir. Yazdınız mı? Harfi harfine efendim. Güzel. Devam edelim o halde. Birinci önlem. Cihat kavramının İslam'ın aslında olmadığını, ona sonradan yamandığını ispata çalışmak. Böylelikle ayaklanmalara temel oluşturan öz mümkün olduğu kadar yıpratılmış olacaktır. İkinci önlem. Hindistan'ın sürekli olarak Darül İslam toprakları olduğunu yaymak. Üçüncü önlem. Osmanlı hilafetinin İslam'a uygun olmadığı, bu makamın ancak Kureyşlilerin hakkı olduğunu, dolayısıyla Hint Müslümanlarının Osmanlılar ile irtibatını zayıflatmaya çalışmak. Dördüncü önlem. Kabiliyetli ve zeki gençleri tespit ederek karşılıksız burslarla Avrupa'ya, özellikle İngiltere'ye gönderip orada eğitimlerini sağlamak. Beşinci ve son önlem, ki lütfen not düşünüz önemlidir diye. Evet. Beşinci önlem ise halkın kafasına İslam dininin sadece namaz, oruç, sarık sarmak, bıyığı sünnet olan tarzda kısaltmak gibi aşağıda dökümü verilen ibadetlerden ibaret olduğu düşüncesini yerleştirmek. Buna bağlı olarak uzman bir yardımcı kurul tarafından Kur'an ve hadis kitaplarındaki siyasal muhtevalı ayet ve hadislerin çıkartılması gerekmektedir. Buna ilk başlarda imkan bulunamazsa en azından adı geçen ayet ve hadislerin İngilizler lehine tefsir edilmesi cihetine gidilmelidir. Evet,
Umarım hepsini yazdınız. Yazdım. Ve ne yalan söyleyeyim, zekanıza tekrar hayran kaldım sayın lordum. Ayakta kalmamız için bunlar şart sevgili katibim. Evet, imza Hindistan Eğitim Kurulu Başkanı Lord Macaulay. İngiliz emperyalist idaresinin baskılarının yanı sıra 1876 ve 77 yıllarında meydana gelen kıtlık Müslüman halk için gerçek bir yıkım oldu. 5 milyondan fazla insan açlıktan hayatını kaybetti. 1896 yılında ikinci büyük bir kıtlık ise 5 milyondan fazla insanın ölmesine yol açtı. Kıtlık milyonlarca insanın ölümüne sebep olurken Hindistan'daki İngilizlerin büyük servetler yapmasını sağlıyor, İngiliz hazinesi ağzına kadar doluyordu. Artık Müslümanlar bir yol ayrımına gelmişlerdi Hindistan'da. İşte o yıllarda dünyaya geldi Mevlana Ebu'l-Kelam Azad, 1888'de. Mekke şehrinde doğmuştu Azad. Şehrin mukaddes havası, İslam'a bağlı ailesiyle birleşince Azad, daha küçük yaşlarda kendini İslami bir eğitim içinde buldu. İlk tahsilini Mekke'de yaptı. Sonra Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesi'ni bitirdi ve öz yurdu Hindistan'a döndü. Bir süre İngiliz emperyalizminin ülkesinde yaptığı tahribatı inceleyen Azad, daha sonra bildiklerini Müslümanlara anlatmaya karar verdi. Bu kararının hemen ertesinde de yanında kendisi gibi düşünen Mevlana Muhammed Ali ve Şevket Ali'yi bulduk. Üçü el birliğiyle çalışmaya başladı. Önce birlikte Komrat ve Hemdert isimli biri İngilizce, diğeri Urduca iki gazete yayınlamaya başladılar. Daha sonra da Hilal dergisini çıkarmaya başladılar. Tarih 13 Temmuz 1912. Şevket Ali, değerli kardeşim. Tüm bunları yazmalıyız dergimizde. Eğitim ve irşat faaliyetlerimizin yanı sıra kamuoyunu gelişmelerden haberdar etmek zorundayız. Beni anlıyorsun değil mi? Haklısınız Mevlana, haklısınız. Müslümanlar ecdatlarından intikal eden şanlı miras, hürriyet uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermekten başka bir şey değildir. Böyle yazalım mı? Evet. Evet. Evet, aynen böyle işte. Şunları da ekleyelim. İslam dini, Müslümanların herkesten ve her şeyden önce din ve vatan hizmetine koşmalarını emrediyor. Müslümanlar bu hareketin kuyruğu değil, başı olmalıdır. Hindistan'daki özgürlük hareketi bizim hareketimizdir. Ve ayrıca bir de... Biri geliyor. Bu bizim Muhammed Ali olmalı. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam Muhammed Ali. Buyur gel. Biz de derginin son sayısı üzerinde konuşuyorduk. Çok iyi. Benim de size güzel haberlerim var. Güzel haberler. Nedir bunlar Muhammed Ali? Şimdi sıkı durun. Muhammed İkbal Eğitim Bakanlığından istifa etmiş ve artık serbestçe hakkı haykıracağını bildirmiş. Ne diyorsun? İkbal ha? Hı? İkbal. Muhammed İkbal. Batı'ya gitmiş, orayı tanımış ve tekrar ülkesine dönmüştü. Sonra Hint hükümetinin eğitim müesseselerinde görev almıştı. Ne kadar üzülmüştük onun için. Oysa şimdi ne güzel haber bu böyle. 2,5 yıl aradan sonra Muhammed İkbal de tekrar aramızda demek. Ve Hint hükümetinin emrinde çalışmayı bir nevi modern kölelik saydığını söylüyor. Bak, bütün şark ne halde...
külü göğe savrulmuş, boğulmuş bir inilti gibi susuyor şark. Eseri var mı? Yok. Bu kaybolmuş bir feryat. Bu toprakta her zerre ızdırap çeken bir hatırlama gibi. Hindistan'dan isyan et, Semerkant'tan, Irak'tan bir hayat göster, canlan. Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Ey renge ve şekle esir olan, bundan temizlen, dön kendine, batıyı inkar et. Bu kadim milletler bekliyor, yükselt bayrağını, doğruluğun ve temizliğin. Yanmaksa doğuda yanmaktır, heyecansa doğuda, şarap da, kadeh de doğuda. Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Perde ardında olanı biziz ortaya çıkaran, biz güneşteniz, güneş bizden. Bülbülün yanışında kendi ruhumuzu, gülün damarında insan kanını biz gördük. Bak, yol başına koyduğumuz bu meşale, göğsümüzde taşıdığımız bu yara. Hindistan'dan isyan et, Semerkant'tan, Irak'tan bir hayat göster, canlan. Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Ebu'l-Kelam Azat yayınlamaya başladığı Hilal dergisinde o günkü Hindistan'la ilgili birçok konuyu cesurca dile getiriyordu. Özellikle emperyalistlere karşı aldığı kesin ve net tavrıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. İngiliz hükümeti çok geçmeden Azad'ın yazılarını sakıncalı bularak 18 Kasım 1914'te Hilal dergisini kapattı. Derginin kapatılmasından bir yıl sonra Mevlana Ebu'l-Kelam Azad El Bela adlı yeni bir haftalık dergi çıkarmaya başladı. Ancak 5 ay sonra İngiliz hükümeti bu dergiyi de kapattı. Azad'ın dergileri kapatılıyordu ama fikirleri ve düşünceleri özellikle genç Müslümanlar üzerinde büyük etkiler yapmaya başlamıştı. Bir uyanışın, çatlamakta olan bir tohumun ilk habercisi gibiydi Azad'ın yazıları. Boş mu durdu? Asla. Bu ona uygun bir şey değil. Son sayısını okudunuz mu derginin? İngiliz hükümetinden korkmamamızı ve onların bizlere yani Müslümanlara yapacağı her türlü teklifi şüpheyle karşılamamız gerektiğini yazmış. İşte derginin kapatılması için mükemmel bir neden. Ömer isminde bir arkadaşım var. Onun derslerine katılıyor. Ne diyormuş biliyor musunuz Azad? Ne diyormuş? Söylesene hadi. Diyormuş ki İngiliz hükümetinin politikasıyla uyuşmak affedilmez bir ihanettir. Yapmamız gereken sesimizi yükselterek özbenliğimizi savunmaktır.
Mevlana Ebu'l-Kelam Azad'ın mücadelesi sürerken bütün Hint toprakları üzerinde de İngiliz yönetimine karşı halkın tepkisi de giderek büyüyordu. Bu arada Müslümanlarla Hindular arasında da yer yer çatışmalar çıkıyordu. 1940'lı yıllar. Mevlana Ebu'l-Kelam Azad için sürgün yıllar. Sayın hocam, elimde size ulaştırmam istenen bir tebligat var. Tebligat mı? Bana mı? Evet hocam, maalesef size. Hayırdır çocuğum? Niçin maalesef? Bengal hükümeti sizin Bengal'den ihraç edilmeniz için emir çıkarmış efendim. Gel şunun adını doğru koyalım oğlum. Sürgün edildiniz diyelim. Hint yönetiminin kararı gereğince Delhi, Pencap, Birleşik Eyaletler ve Madras'a girişiniz de yasaklanmış efendim. Desene geriye kala kala gidebileceğim sadece Bihar ve Bombay kalıyor öyle mi? Evet efendim öyle. Bihar. Bihar. Evet. Evet oraya gideceğim. Bihar'a. Buradaki tefsir çalışmalarım yarım kalıyor desene evlat. Neyse üzülmeyelim. Her işte bir hayır vardır değil mi? Muhakkak efendim ama... Aması ne? Ayrılışınız bize çok zor gelecek. Bunlar yolumuzun üzerindeki engellerdir evlat. Alışacağız ve rahatlıkla aşacağız. Üzülme. Mevla bizimle beraber. Söyle bakalım yiğidim... Başını dik tuttuğunu söyle. Himalayaların önünde saygıyla eğildiğini söyle. Evrenin sonsuz göğünü delip geçerim. Ayın, yıldızların ve güneşin de ötesindeyim de. Asinin biriyim de acımasızım. Belanın ta kendisi bir fırtınayım. Büyük balığım ben, küçükleri yutarım. Fırtına benim, ben kasırgayım. Söyle yiğit savaşçı, söyle başım çok yükseklerde. Bedeviyim, Cengizim, gök gürlemesiyim. Kimseye eğilmeye niyetim yok. İsrafil'in suru benim, bir orman yangınıyım. Bazen sakin, bazen coşan... Kanı deli bir gençliğim. Rabbin önünde secdeye varırım. Coşkun fırtınayım, okyanus dalgalarıyım. Evet ben, işte o yorgun savaşçı. Yalnız ezilmişlerin feryadı. Sonraki yıllar Azad için zor ve zor olduğu kadar da meşakkat dolundu. Bihar'da kaldığı yer defalarca basılıyordu. Matbaasına, eserlerine el konuyordu. Nihayet 10 Aralık 1921'de tutuklandı Azad. Bu kez hakkı söylemenin yeri değişmişti onun için. Dergi sayfaları yerine mahkeme salonları. Susunuz! Susunuz lütfen! Herkes biliyor ki Sayın Hakim, bizi yargılayan güçlerin adaletle ilgisi yok. Bunun sebebi hakimlerin adil olmayışları değil. İngiliz hükümetinin temel kabul ettiği düzenin sizin gibi hakimlere adil karar verme yetkisi bırakmayışıdır. Lütfen susun. Mahkemeye karşı saygılı oluruz. Adil bir yönetimin elinde bu kuvvet, hak ve adaletin yerine getirilmesinde en önemli bir araçtır. Fakat adil olmayan yönetimlerin eline geçince aynı kuvvet
zulüm, intikam, hakka karşı durmak ve yeniliklere, özgürlüklere karşı kullanılan en müthiş bir silaha dönüşür. Bakınız, egemen güçlerin zulüm dosyaları çok kabarıktır. Bu zulümlere tarih hala gözyaşı döküyor. Hatırlasanıza, insanı kamil olan İsa peygamber bu zalim mahkemeler karşısında hırsızlarla birlikte yargılanmadı mı? Belki de bundan dolayı bugün karşınızda durduğum bu yerin muazzam tarihini hatırlayarak burada olmakla kazandığım şeref için Allah'a şükrediyorum. Aslında mahkemeniz karşısında konuşmaya hiç niyetim yoktu. Ama gördüm ki hükümet suçumu ispat etmek için Kalküta'nın bazı kuruluşlarında yaptığım iki konuşmayı delil olarak gösteriyor. Oysa hatırlatmak isterim ki benim konuşmalarım ve yazılarım sayılamayacak kadar çoktur. Mahkeme eğer bunları da bulsaydı sanırım amacına daha çabuk ulaşabilirdi. Bu noktada mahkemenizin ispat edemediği suçumu kendi itirafımla ispat etmek istiyorum. Çünkü bir doğruyu düşman ispattan aciz kaldı diye gizlemenin doğru olduğuna inanmıyorum. Hindistan'ın uğradığı zulüm, ulusların zaaf ve çöküş devirlerinde karşılaştıkları felaketlerdendir. Bu zalimlerin özgürlük için mücadele eden hareketlerden korkması ve hatta bunlardan korkması... Batı vadileri ezanımızla çınladı. Kimse durduramaz selimizi. Batıdan korkmayız biz. Yüzlerce kez yaptık sınavımızı onunla. Ey Endülüs'ün gül bahçesi, dallarında yuvalarımızın olduğunu anıyor musun? Ey Dicle dalgası, sen de bizi tanırsın. Senin nehrin hala öykümüzü anlatır. Ey mukaddes toprak, senin onurun için feda olduk biz. Bak, damarlarında hala kanımız var. Sen sabah ışığısın. Ben akşam garipliği, kalbimde bir meşale yak, bir nur olsun bahtı kara toprağın. Şarkın, şarkın gecesine gündüz olayım, o asil insanların sinelerinde parlayayım. Ey Himalaya, ey Ganj, daha ne kadar sürecek böyle şerefsiz, böyle renksiz yaşamak? Ne idrak ihtiyarlarda, ne gençlerde sevgi. Bu ağır uyku değil, uyku değil bu. Ebedi bir ölüm gibi üstümüzde. Suyu şaraptan ayırt eden nerede? Ah! İnkılap nerede? Evet. Evet, mevcut İngiliz hükümeti zalimdir. Zalim demeyeyim de ne diyeyim? Karaya ak mı diyeyim? Hükümet bu gerçeği anlayıp yaptıklarına pişman olacağına, gidişatını düzelteceğine bizim sözlerimizi ölçmekle uğraşıyor. Bizim bu hükümete söyleyecek başka sözümüz yok. Bir kez daha tekrarlayayım.
Geliniz kötülüğü iyiliğe dönüştürelim. Ya da tamamen ortadan kaldıralım, yok edelim. Bunun üçüncü bir yolu yok ve asla olmadı. Bu öylesine eski bir gerçektir ki Sayın Hakim, dağlar ve taşlar onunla yaşıttır. Dolayısıyla biz mevcut hükümetin zalim olduğuna, tepeden tırnağa dek şer olduğuna inandığımız sürece nasıl olur da onun devamı için dua edebiliriz? Evet, susunuz! Susunuz diyorum. Evet, sanık devam edebilir. Biz Hindistanlılar Müslüman ve insan olarak böyle düşünüyoruz. İşin bu tarafı önemlidir. Biz özgürlüğün her ulusun ve her bireyin en tabii hakkı olduğuna inanıyoruz. Fıtrat-ı ilahi de bu yöndedir. Hiçbir kişi ya da kurum Allah'ın özgür kullarını köle edemez ya da onları köle olarak göremez. Bu ilahi kanunlara aykırıdır. İşte bunun için mevcut Hindistan hükümetini tanımıyorum ve meşru saymıyorum. Bu hükümet Allah'a karşı verilen sözleri bozmuştur. İnsanları kendisine kul köle yapmaya uğraşmış. Halkı zorbaca metotlarla susturmaya çalışmış. Senin adına kıyametler koparan bizdik. Bazen karada, bazen denizde harbederdik. Bazen Afrika'nın ateş gibi çöllerinde, bazen Avrupa'nın kiliselerinde ezan sesini yükseltmiştik. O kocaman kralların değeri neydi gözümüzde? Tevhid kelimesini okurduk biz, kılıçlarımızın gölgesinde. Senin ateşin yaktı bizi, aşinayız bu derde. Ey bulutumuzun üzerinde şimşek gibi çakan, senin nurun bütün doğuyu aydınlatıyor baştan başa. Ne olur biraz da bizim dağlarımızda ışığı, sönmüş aşkımıza yeniden hayat ver, heyecan ver, hararet ver. Hükümetiniz beni ihtilalcilikle suçluyor Sayın Hakim. Burası benim vatanım ve eğer ihtilal buysa, evet ben ihtilalciyim. Kur'an'ın bize öğütlediğine göre yaşama hakkına en çok layık olanlar yaşama şartlarını hazırlayanlardır. Hakim Bey, son olarak şunları söylemek istiyorum. Ne hüküm verecekseniz verin, bu gerçekten çok önemli değil. Çünkü sizin hükmünüz bu dünyada geçerli. Siz hakim koltuğunda, bense sanık sandalyesinde bulunarak hazırladığımız bu olay bizden sonrakilere bir ibret dersi olacak hiç kuşkusuz. Ama unutmayın ki Hakim Bey, bu İngiliz mahkemesinden daha adil bir mahkeme de var. İlahi adaletin tecelli ettiği Allah'ın mahkemesi. Zindan hayatından sonra da mücadelesini sürdürür Azat.
1940 yılında Hindistan Meclis Başkanlığı'na seçilir. Ancak kesinlikle emperyalistlerle uzlaşmaya yanaşmaz. Nihayet 1947'de bağımsızlık kanunu gerçekleşir ve bölgede iki hür devlet kurulur. Bunların biri Hindistan, diğeri ise Pakistan'dır. Yıllık bir mücadeleden sonra, zindan ve sürgün hayatından sonra Mevlana Ebu'l-Kelam Azad, İngilizlerin vatan topraklarından çekildiklerini görür. 1958 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan Azad, ardında bir yığın talebe ve eser bırakır. Onun zalim İngiliz mahkemeleri karşısında söylediği sözler halen tarihin derinlikleri içinde çınlayıp durmaktadır. Bu mahkemelerden bizim bir ümidimiz, bir isteğimiz, bir şikayetimiz yoktur. Bize göre bu mahkemeler yolumuzun üzerinde duran birer engeldir. İşte ister istemez buralara getiriliyoruz. Aslında bizim buralara hiç uğramadan doğrudan zindana gitmemiz gerekirdi. Ateşli feryatlar her tarafı kavurdu. Her tarafta bir figan, uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Sen şevk yolcususun, konak yeri kabul etme. Leyla'yı da verseler yanına, taht-ı revanı kabul etme. Ey dere, büyük ve hızlı akan bir ırmak ol. Sahil sana verilse de, onu kabul etme. Evrenin tapınağında kendini yitirme. Ezel sabahı, Cibril bana dedi ki, akla uşaklık eden bir kalbi kabul etme. Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Bak, bütün şark ne halde, külü göğe savrulmuş, boğulmuş bir inilti gibi susuyor şark. Eseri var mı? Yok. Bu kaybolmuş bir feryat. Bu toprakta her zerre ızdırap çeken bir hatırlama gibi. Hindistan'dan isyan et, Semerkant'tan, Irak'tan bir hayat göster. Canlan. Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Ey renge ve şekle esir olan, bundan temizlen, dön kendine, batıyı inkar et. Bu kadim milletler bekliyor. Yükselt bayrağını, doğruluğun ve temizliğin. Yanmaksa doğuda yanmak, heyecansa doğuda, şarap da
kadeh de doğuda. Uyan, derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Perde ardında olanı biziz ortaya çıkaran, biz güneşteniz, güneş bizden. Bülbülün yanışında kendi ruhumuzu, gülün damarında insan kanını biz gördük. Bak, yol başına koyduğumuz bu meşale, göğsümüzde taşıdığımız bu yara. Hindistan'dan isyan et, Semerkant'tan, Irak'tan bir hayat göster. Canlan, uyan derin uykudan, derin uykudan uyan, derin uykudan uyan. Evrenin tapınağında kendini yitirme. Ezel sabahı Cibril bana dedi ki, akla uşaklık eden bir kalbi kabul etme.